Engin ol gönül, engin ol. Bu sadece şu sözün üstüne en azından belki 1000 sayfalık bir kitap yazılır. O gönülü anlatmak için. Ama bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dün ben canlı yayına Kral TV'de de şunu söyledim. Ya dedim çok enteresandır. Yanımda Hüseyin Turan var. Bilmiyorum izleyenlerimiz oldu mu? Orhan Ölmez var. Sevcan Orhan var. İşte onlar da hocayım ya. Ortaya sarılmışlar çocuklar bana. Hele hoca ne diyecek? Biz de ona göre gidelim diyorlar. Çok ağır bir laf söyledim. Dedim ki arkadaşlar illa birimizin ölmesi mi lazım bir araya gelmemiz için? Anlatabiliyor muyum? Birilerinin ölmesi mi? Yani o yüzden... Bir aralar Mahsuni Baba'nın söylediği lafları herkes böyle kulak ardı ederdi. Ya düşünüyorum adam benim gibi 1.55 bilemedi, 1.60 boyunda bir adamdı. Ne derdi var? Türküsünü söyleyip parasını cebine koyup çekip gidebilirdi. Hapishanelerde tırnaklarını çektirme derecesine gelmişse bu kim için gelmiştir? Toplum için bir şeyler yapmıştır. İnsan kendi canını acıtır mı? Manyak olmak lazım değil mi? Parayı kazanıyorsun nasıl olsa. Ama bir insan dünyaya toplumu için, halkı için gelmişse o popüler olayın dışında farklı bir yerde oluyor. Biraz önce bir kızımız içeri geldi. Dedi ki hocam ben bir konserinize geldim. Dediler ki Güler Duman'ın yanına yaklaşamazsın. Ben de dedim niye kızım ben öcü müyüm? Adam mı yiyoruz? Hastaneye gittiğiniz zaman bakın hepinize kamera var çekiyorsunuz değil mi bunları? Eğer ben veyahut da benim gibi bir sanatçı dostlar veyahut da hiç ismi olmayan yeni yetişen o güzel gençler biz bir şey konuştuğumuz zaman gerçek anlamda bunların nerelere gideceğini çok iyi bilen ve hiçbir yerden korkmayan insanlarız. Ama isteriz ki korkmadığımızı gösterdiğimiz yerde arkamıza dönüp baktığımızda da duvarlarla veyahut da boşlukla karşılaşmıyor. Çünkü bizim bıraktığımız miras çok 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 önemli. Kendi kültürünü bitirmiş bir toplum ne ödüğü bellisiz, kusura bakmayın çok ağır konuşacağım ama üç harfli bir şey oluyor, anladınız mı dediğimi? Hani anası babası bellisiz derler ya, söylemek istemiyorum öyle. O yüzden biz aslında çok güzel bir toplumuz, çok güzel bir ülkeyiz ama kendimizin kıymetini bilmiyor. Bunu söylediğimiz zaman da diyorlar, ulan rock müzikçiler de hep böyle ya. Disko'ya gitme, ona gitme. Ya niye gitme kardeş? Git kimi dinliyorsan dinle. Hiç sorun değil. Ama bunlar ölüp kendini de bil ya. Sen kimsin, nesin? Her şeyden önce İsviçre vatandaşısınız değil mi çoğunuz? O küçük kartlardan var hepimizde. Ama kara kafasız değildir. Anladın? Bildi. Sen nesin Türksün? Ya da Türksün hiç önemli değil. Ama insansın. İşte bunu bile herkese bir göze baktığı zaman olay orada bitiyorsun. Bugün hayır yok. Sağ ol kardeş. O da senin başım üstüne. Ben Hayri'ye dedim ki Hayri içerisi dolacak mı? Çünkü korku yaşıyorsunuz. Halk müziği sanatçısı oldu. Vallahi korkuyorsunuz. Başkasının 100 euro verip de gidip de dinlediği yeri 25-30 euro verip de bazen gidilmiyor. Ben bunu yaşıyorum. Avrupa'da yaşıyorum. Ama bir şeyi de çok iyi biliyorum. 20 yıldır Avrupa'dayım ben. 20 yıldır bu toplum gerçek alın 2 milyon 2,5 milyon bilmiyorum ne kadar gurbetçi var ama o kadar güzel kültürünüze sahip çıkıyorsunuz ki 7-8 yıldır da sürekli Türkiye'ye gidip geliyorum. 1,5-2 ay kalıyorum. Ama bizim buradaki bu bağımız var ya yemin ediyorum çok başka. O yüzden biraz önce örneği verdim. Kerainat müşteri gibi sizin de nesliniz tükeniyor yani. Kendi kıymetinizi de bilin. Biz de sizlere alkışlıyoruz Cüneyt'ten. Ha şu vardır ben burada bir kişiyim size ne kadar alkışlasam ne kadar sesim duyulur ama en azından bir şeyi biliyorum ki ciğer patlatıyorsak o da sizin gibilerine helal olsun diyorum. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Sizden de aynı helalı istiyoruz. Helal olsun. Mahsuni Baba için birlikte okuyoruz. Bugün ben şahımı gördüm ayında. Thank you.
Olsun.